Hafta yok ki Avrupa'da bir mescit kundaklanmasın, bizim medyaya yansısın, yansımasın. Doğu Türkistan'da bir masum Müslümanın canına kıyılmasın. Filistin'de geçen hafta yine sabah namazında sırf Yahudiler rahatsız olmasın diye yine ezanı gündeme getirdiler. Bunların hepsi bir program çerçevesinde Yahudi, Hristiyan ve bütün gayri Müslümanların hepsi tek çatı altında, tek birlik altında toplanmışlar. Düşmanları Müslüman. Bizim düşmanımız bellidir kıymetli dostlar. Müslümanın düşmanı bellidir. Allah bu hayatı Müslümana mutlaka düşmanını, nefsini ve şeytanı hedef olarak vermiştir. Ve Yahudi'yi her daim kendisine bir düşman olarak Kur'an-ı Kerim'de tanıtmıştır. Eğer Müslüman, bugünkü bizim sorunumuz şu: Müslüman düşmanını tanımazsa dostunu düşman ediniyor. Düşmanını dost edinirse Müslüman kardeşini düşman ediniyor. Düşmanımız mutlaka olacak. Düşmansız yaşayamayız. Kanun böyle. Düşmanını belli etmezsen dostunu, Müslüman kardeşini düşman ediniyorsun. Bunları her daim gündemimize, birbirimize hatırlatacağız ki duamıza katalım ve duamız onlarla birlikte olsun.